değerli dostlarım, değerli arkadaşlarım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz evime. Nasılsınız, iyi misiniz arkadaşlar? Beni sorarsanız elhamdülillah ben de iyiyim, çok şükür. Arkadaşım diyeyim, hem arkadaşım diyeyim, hem de arkadaş yeni olduk daha, telefondan arkadaş olduk. Yüz yüze de şimdi görüştük. Görüntülü konuşuyorduk tabii ki birkaç günden beri, uzun zamanda olmadı. Benim misafirim geldi arkadaşlar. Ben bugün ona mesaj attım. Dedim çıktın mı arkadaşım diye. O bana geri dönmedi. Sonra ahıra giderken de onu aradım. Dedim ki hani ararsa, ahırda şimdi bir yarım saat kadar kalıyorum aşağı yukarı. Ararsa dedim bana ulaşamaz belki dedim. Hani bir oyuna geldik ya. Ama öyle bir yapacak insan da değil zaten. Yüzünü gördüm. Öbürünün yüzünü görmedim. Yüzünü görsem anlardım yine de. Neyse onu da Allah'la baş başa bıraktım. Bana yapmadı, kendine yaptı. İnsan yalanın içinde kendisi boğulur değil mi arkadaşlar? Benim arkadaşım geldi, oftan geldi. Hemen şöyle çevir şükür kameranı. Eşiyle birlikte çıktılar, Allah razı olsunlar. Geldiler. Gülay Hanım, tek rengine hoş geldin. Hoş geldiniz. Abicim, tek rengine hoş geldin. Aydın abiydin değil mi? Evet. Abim de Aydın abim. Çok sağ ol. Bizi tanıyan burada arkadaşı varmış ama biz onu hala tanımadık. İnşallah o arkadaşıyla da tanışırız bugün. Gerçekten tanımadım. Hoş geldiler, sefa geldiler yine arkadaşlar. Ben de şimdi onu aradım ya, bana karşılık vermeyecek dedim ki. Herhalde dedim, bu da gelmeyecek dedim. Şöyle dedim, seninle biz bir çay içelim, bir korgan yapıp gelelim dedim. Bugün cumartesi günlerden arkadaşlar. Bu videomu da inşallah bugün sizlerle paylaşacağım. Ben de hemen tavaya şuraya böreğimi attım. Böyle. Börek pişti. Masaya da Allah ne verdiyse kahvaltılığımızı koyduk. Tabii ki bundan kalmayacağız biz bugün. Bir kahvaltı yapalım. Çayımızı da hemen ilave ettik, buraya koyduk. Kendimize göre çay yapmıştık. Ama şimdi hep beraber Gülay Hanım'la Aydın abiyle oturup hem muhabbet edeceğiz hem de çayımızı içeceğiz. Onlara hal hatır soracağım ben tabii ki. Buraya tam oturdum. Çayımı yudumlamadım arkadaşlar. Tam Gülay Hanım olduğu yere oturdum. Buraya da hep Şükrü otururdu kahvaltıda falan. Sadece videoda değil, normalde de Şükrü otururdu buraya. Şükrü'ye gidemez, dışarı bakar camda. Ona derim bir şey olur, sen niye bakıyorsun? Dışarıda ne var? Burada ben varım, karşıda televizyon var. Muhabbet edelim derdim. Bugün de ben baktım dışarı, bir baktım araba durdu orada. Dedim ki hemen hanımın da yüzünü gördüm, Gülay Allah'ın da yüzünü gördüm. Göreyim dedim ki geldiler şimdi misafirler. Şimdi çayımızı beraber içeceğiz bundan arkadaşlar. Tabii ki ben de biraz mutluyum. Niye mutluyum? Misafirim oftan çıktı geldi. İnsan mutlu olmaz mı? Tanrı misafir. Yoldan geçen de olsa, uğrayan da olsa insan böyle mutlu olur. Misafir dediğin evin bereketidir arkadaşlar. Misafir 9 rızkıyla gelirmiş, 8'ini bırakıp gidermiş yani. Bereket. Bize hepsini götürecek. Yani şimdi ben de böreğimi de doğrayayım. Böreğim de burada ısındı. Ben böreğimi pişmiş bırakmıştım dolabıma. Yapmıştım daha önce. O böreğimden kaldı arkadaşlar. Bir tane. Bugün de o Gülay Hanım'a nasip oldu inşallah. Hayırlısı yine yiyeceğiz şimdi. Hemen doğrayıp soframa götüreceğim. Şöyle kıpkırmızı böreğim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi tabaklarımızı hazırlayalım. Kameramızı açtık şimdi Gülay Hanım. Evet. Ama abinin tabağına da. Korganda çorba içmişler arkadaşlar. Ben de diyorum ki bu korgandan burası yakın zaten. Siz niye çorba içtiniz diyorum bunlara. Bir parça börek al abi yine. Çay içersin. Ben geldim. Bu kadar yakın. Ya bu abi de aynı konuşuyor. Yemeğe mi olur diye? Abim tabağına geliyor. İste bir tane al. Pekmez bak, kendi yapın. Yapma pekmezim bu. Sağ ol. Al kutlandan. Şöyle sen de al kutlandan. Hayır sen büyük bardağı mısın? O senin olsun. Ben büyük bardağı açacağım. Onu bana bir bardağı. O büyük bardağı mısın? İçeri o.
Sen öyle mi? Söylesene ya bana, ben büyüyorduk evde. Tamam tamam. Ama sen bir parça mı istedin? Sen alın şimdi. Tamam, paparaya tamam. Şeker. Kullanıyor musun? Evet. Al, ben kullanmıyorum. Bismillah. Bugün sizinle de çay içmek nasip oldu. Evet. Geleceğim meleğin yanağı dedi. Söz geleceğim dedi. Biraz şu dedi, havalar ısınsın dedi. Yaz dedi, biraz gelsin dedi ama yazı bekleyemedim. Bismillahirrahmanirrahim. Şurada al tabağına her şeyler. Aldı. Beğenmeyeceğim. Abim ben yiyeceğim. Oranda çorba içmişse ben çay içeceğim dedi o. Çok da lezzetliydi mi bari? Afiyet olsun sana. İyi ya. Ekmek Trabzon ekmeği arkadaşlar. Gülay Hanım'la gelirken getirmiş ama öyle böyle değil tabii yani. Çok güzel. Benim de kızım çıkacak bu akşam yola. Kızım gelecek. Aslanım gelecek. Hı. Bekleyelim mi? Bekleyelim. Hı. Bir uçakla geldik ama bilmiyorum artık neye karar verdi. Sen ne yapıyorsun? Ya hava hani bayağı olacak ya. Öyle gelip gidiyordur. Bayağı uzun zamandır gelmedi. Abisinin yemeğini yapıyor. Kendisini yapıyor işte evde. Ben yokum, belli olmuyor. Tabii onun için sen rahatsın. Başka soy kullanmazdın. Evet. Özür de işte sizin tarafı evli olan kızım Özür'ü Asiye demiş, hiç annemin evde olmadığını belirtmedim bana demiş geçen de. Ben de üzüldüm o zaman neler. Anne diye ablam diye öyle dedi bana diyor. Evet. Bize gelmiş ya. Anladım. Ona yemek bilen işte sofrasını kurmuş ablasına, hizmetini etmiş. Asiye demiş, hiç demiş annemin yokluğunu belletmedim bana demiş. Yazın bunlar da gelirler yanıma, çocuklarım da gelir. Bizim su böreğimiz böyle oluyor, siz nasıl yapıyorsunuz? Aynı gibi ayarlar ama tamam da böyle. Aynı. 6 gün falan yaptım ben bunu. Ne koydun içine? Çökelik, maydanoz koydu. Yumurtayla yoğuruyoruz bunu. Hı. Yani öyle bir su bardağı da su koydum yoğurukan hamurunda. Sadece suda haşlıyoruz. Bilmiyorum, yapıyor mu öyle? Yok. Su böreği bu. Su böreği işim yok. Bu su böreği. Bundan sana da nasip oldu bak. Sen de beni yolladın İstanbul'a düşünün diye de daha değil mi? Eve aldım, 2-3 yıl olan ettim bir tane şey. İnternette. İnşaat işinde yani dışarı çalışmam. Kendi işimi ben kendim yaparım. Benim işim ben abi. Yani ama ağır iş yaparım. Gördüğün yeri bu maşallah. Ustalı yani. Var yani. İşi ağır yaparım. Yani görmem kendimi. Günde bir saatse bir saat. Bir saat yani. Ama kendim yaparım yani. Ama yerden hiç bir yoktu. Ama eviniz çok güzel. Resmini atmışlar bana. Akşamlar evinin resmini attı. Leyan'ı. Ama çok güzel evleri var. Her sene çok maşallah. İnşallah sizi de biz ziyaret edeceğiz. Tabii bekliyoruz. Evet, İnşallah. Tamam. Geleceğim yanınıza. İnşallah. Ben bunu pişirip koydum dolaba böyle. Buradan hemen çıkarınca ısıtıyor tavada.
Hazır yemek. Rahat hazır yemek. Evet. Sınırlarda mandalika daha oluyor mu? Ne? Mandalika daha oluyor mu sınırlarda? Benim kendi şahsımın, yani babam şey, bir tona yakın mandalina var. Arabaya koyduk. Millete yalvara yalvara, çuvalla yalvardık verdik. Gitmek bilmiyor. Buz durunca. Kapımda portakalım var. O bir daha mayıs Haziran'da yiyoruz. Yani, yiyoruz da tutturmuyorum onu. Güzel değil o. Tamam, portakalım ve millete bakalım. Sen bizim burada onu diyecekmezse ya. Aslında şöyle bir şey, bir sevdi sana şey, Rize mandalinası döpsek tutabiliyor. Soğuğa dayanıklı değil mi? Evet. Haa. Ya aslında ben sana yollarım şey yapar, orada. Göndeririz ona. Evet. Şey yapar, buranın adresini şey yapar, gönderir. Oraya şey adresi kargolan gelir karayemiş mi bilmiyorum ama otobüsler alır mı diyor. O ne olur? Karayemişi bilmez misiniz? Çünkü abisinin karayemişi. Tahnal mı? Taflancık derler. Yani bilmiyorum. 10 filesini götürdüm. Tamam, çok yetti. Bir de balta eriği var ya, şey. Ay sen bir tanesin vallahi. Ondan getirdim bir de. Ha, ondan bir de götürdüm. Bir tane incir fidesi getirdim sana. Canım benim. Ocağına incir ağacı gidecek. Vallahi gidecek, istemedim arkadaşlarıma. Vallahi istemedim. Hiç o fidelerden aklıma bile gelmedi. Sormadım bile. Bahçeye baktım yoktur. Öyle meyve görmeyince dedi, bunlar evet. Kara yemişi yok. Ben komple sebeplerim meyve. İnciri ben işte dünürüm bana fide verdi orada. Bunlar böyle evin önünde bir bahçe var. Oraya yetiştirmişler. Bundan getirdim diktim, bu tuttu geçen sene. Önceki sene diktim, tutmadı. Amcam da verdim incir dikmesi, tutmadı. Geçen sene işte onu getirdim, diktim, o tuttu. Bakalım. Benim getirdiğim köklüdür. Köklü. Hı hı. Onun da, sen aklına nereden geldi oraya? Buna dedim ki, dönmedi ya, şimdi balta yerini içinden götüreceğim. Kopardım, benim çok var kapının yanlarına, kopardım. Şimdi amcamın, eşimin amcasının evine gitmiştim. Evet. Yengemle de konuştum, o da kopardı. Ama kara yemiş. Oh, çok güzel. Kara yemiş fidesinde o inciri kopardı, öptük bağladık. Bizde kara yemiş vazgeçilmez miydi? Evet, evet. Yavun yavuna baktım. Hep hemen şuraya açtık. Evet. Yani benim şahsen herhalde 10 tane daha fazladır o kara yemiş. Ama şey sen olmadı öyle değil mi? Olmadı. Mandalina. Evet. Bizde çok oluyor ya. Bizde var mı onlar? Var. Bizde de var. Ne o? Hurma. Hurma evet var. Yavun yavun. Hurma var. 2 tane dikmen var. Yani i̇smi Trabzon hurması. Trabzon. Onun çikolatalısı da var yine. Bunun çikolatalısı da var. Bunu biliyordum. Ha, çikolatalısı da var. Ham olarak yiyorsun. Ben aynı elma yiyorsun ya. Hmm. Aynı o da öyle. İçi çikolata. Bunlar yok burada. Ha, çikolata kumar. Allah Allah. Ha, o da var. Bu da var. O daha çok Rize tarafında daha çok oluyor. Biz meyveye çok düşkün insanlarız. Ben çok seviyorum meyveyi. Bir töngeli yetiştiremedim burada. Töngel biliyorsun da tönge 5 büyük deriz, töngel deriz. Ha, şey ya, muşumba deriz. Muşumba, ha, biz muşumba deriz. Muşumba da deriz. Onu yetiştiremedim. Hamını da diktim, açlısını da diktim. Aa, tutturamadım. Nasıl, kökünü almıyor musun? Kökünden. Zırhada kapatmanı almıyor musun? Tutturamadım, tutturamadım onu. Yerim. Aynı yere bak, aynı yere dikiyorsan ben sana şunu söyleyeyim. Aynı yere dikiyorsan yerin değil. Tutmayan yere meyvenin dibine şey atarsın, gelir. Ben aynı yere dört tane o toprak, toprak demirsiz oluyor. Dört tane çürezi, aynı yere ben tutturamadım, doldurdum dibini demir. Ben nasıl biliyorum şu kadar öyle. Allah Allah. Demir. Bizde var ya. Demir parçalayan dolduracak alt dibine bak nasıl tutuyorum evi. Evet, çelindi. O yiyorsun ya bir de şey. Hı, ekeceğim. Havuç. Ha.
Onu biraz kumlu toprağa ekledim. Kum mu burası bende? Kezer toprağı. Çayımız içiyoruz ama kezer. Ben de yapmıştım. Kadar oldu kumlu toprağı. İşte biraz da ıspanak var. Fincan lavmadım. Fincan lavmadım. Gerisini de sana toplayalım abi. Nasıl büyüdü o? O da kızım dedi. Biraz rahatsız gibiyim dedi. Ben de pişirdiğimden... Arada bir bağırıyor. Pişirdiğe birbirimize dönüşüm. Her gün yatırmışsın. Öbürü bağırıyor. Onu da işte orayı temizleyeyim. Oraya havuç ekeceğim. Hayvan duresi falan da duracağım. Anladım. Ben de bakın ne bacım oldu mu bu? Meyve yeşillik, yeşillik vermek de çok sevapmış. Biz böyle dikeriz yani. Kim kime, yengem mesela diker, ben dikerim. Evet. Birbirimize olan olmayana verir. Bu çok güzel. Yani şey yapar. O Nazım'daydı dedi işte, Cemre onun işi bulmuş. Bir sene dikmesi sana yetiştirelim, aşlayalım dedi bana ama bakalım ne zaman olacak. Bu sene yine alacağım bir tane daha. Bakalım tutturabiliyor mu bunu? O poşetten alacaksınız onu mu? Ama o zaman bunu dedi, bu abi dedi ki o zaman demir paçasına demir paçası var mı? Demir doldu dibini bak. Evet doldu ben. Aa tamam. Bir de Şükrü abi, şimdi böyle kışın aldım dikimi. Havalar yağıyor ya. Evet. Baharda daha güzel açar. O yazın kuru havada kurur. Aynen. Arkadaşlar vallahi sanki 10 yıl tanıyorum gibi ha. Vallahi yani o şey bilmem nasıl bir şey. Sanki tanıyorum. Portakalı gösterilen sen mi? Ben kapıya akşam çekmiştim ya. 50 kilo var onda ama. Aynı. Ne o? Kapıya portakal ağacım var da. Ben onu akşam yine atmıştım. Resim orada var. Yaklaştığını görürsün. Yaklaştırdım ama baktım. Yan tarafında. Dikkatimi çekmedi. Fatih'e derim ben Fatih'e atarım. Bunu da gösterdim ben. Dedim baktım arkadaşına bir kuş yürüdüm. Onlar çok güzel. Bile bile otursun falan dedim. Evet. Aslan kayınpederime gittim. Nasıl diyeyim? İyi çok şükür. Oturduk yanında biraz. İyi öyle yalnız durabiliyor. Ama adam seneler de öyle. Kimse yanına gitmiyor. Gitmesin. Evet. Evimde rahatım diyor ben diyor. Evet doğru. İnanırım. Ondan da bizim o sabrımız var videolarda görürsünüz. Oradan oraya geçtik. Kayınpederimle onun yanına geçtik. Burada çay falan içiyor. Oturduk muhabbet ettik. Saat 11'de mi geldik eve? Ben de bizim arkadaşın yanına gitmiştim. Fatih telefonla açmıştım. Manchester'da Trabzonspor'un da. Evet. Yok istedim. Giderken zaten maçı seyretmeye giderken. Böyle çekildim, bu meleğe gösterip evim yeri olduğunu biz... Bunlara yemiş, şekere karşı çok iyi. Evet. Ben de bunlara diyorum, adres falan sormadı bana mı diyorlar? Adres falan sormadı ama diyorum şimdi böyle. Biliyorum ki buralı tanıdığı zaman ama buradan kim o? Onu tanıyamadım. Tanıdığımız biz zaten normalde Korgon'a da geldi. Navigasyonu açtım. Evet. Ay maşallah. Bakın kapıma. Ay çok güzel. Ama düz evizin yanarısı. Hazirana kadar duruyor. Evet. Allah. Ama nasıl sulur biliyor musun? O sıkma şeydir. Sıkma değil. Evet. Sıkma falan. Ama çok lezzetli. Olsun. Sıkmaz, o daha güzel oluyor. Ama yazın çok soluğu oluyor. Bak evet. Haziran arkada duruyor. Haziran? Evet, Haziran arkada duruyor. Biz diktik buraya, olmadı. Olmadı bu kadar. Bir sene gelmiştim, limon diktim, mandalina diktim, limon kaldı. Ama sonra kayboldu limondan. Bir şeyi soracağız, ziraattan alırken o mesele her memleketin yöresine göre meyve tutuyor. Ya, mandalina, ben de bilmiyorum. Bize, değil mi? Ben de bilmiyordum hani soracağız. Ama Rize'de bizim
Buna buranın bir değişmesi yok ki. Hayır bak. Bayağı değişiyor. Buralar da soğuktur burayı. Biz senin şeyi ya. Buraya tutuyor, atıyor. Bak biz Okta Mazer çok şey var, fidancı var. Bu Adana'dan, bilmem Kayseri'den, buradan gelenler buraya uyum sağlamıyor. Orası sizler ülkeler. Sizler yerler oluyor, oranın meyvesi bizim buraya tutmuyor. Allah. Hı hı. Sert oluyor, içi kapalı. Şeyde Erbağ'dan bana, Erbağ'dan bana şey geldi. 50 tane de fazla, 100 taneye yakın. Üzüm fidesi geldi. Bir tanesi tutmak. Hmm. Ama üzüm orada fideler. Tutmadım lazım. Asma çençeğine büyüdü. Yaptım onu. Büyü, saksıya bayağı büyüdü. 100 tane de bir tane tutmak ya. Hey bak sen bundan getir bizim gibi beğenmez o şey üzüm. Tabii. Senede iki kere veriyor. Yani dün ürün verdi bana onu. Ama Sunay'ın orada oldu. Kız kardeşim evinin yanında oldu. Aldı gitti başını. Burada olmadı. Yersin. Yerin değiştirdik yine olmadı. İklim önemli, toprak önemli. Toprak önemli. Bunu da sabunlar çok güzel oluyor. Kivi yani. Mesela, bizim orada kivi çok dehşet oldu. Kivi. Valla kendime yok. Bizim 5-600 kilo vardı, kestik verdi. Para etmiyor, bir şey etmiyor. Kivi. Kestik verdi. Sen fındık şu aşağıda. Sen şu aşağıda olurdu ki. Bizim araziler tamamı fındıklı zaten zamanında. Öyle ya. Çaylığa dönüldü. Çay daha iyi para ettiyse. Fındık da iyi parayı, 35 lira olmuş. Hadi para, ne kadar olsa para değil. Eziyet çok. Çayın yanında hiçbir şey yok. Bundan eziyet çok da kaldı kondur. Bizde birisi bir günde bir ton çay kesiyor. Bir ton bir kişi. Evet, bir işçi, o da Gürcü. Bir ton. Bir ton çay kesiyor. Sen bir ton fındığı, sen köyü toplasan yapamaz. Yok ya, ne yapayım? O da donman yapacak. Çayın hiçbir şeyi yok. 3 sefer bir çeşit üstüne, bazen 4 sefer bir çeşit. Evet. İsterse taş yağar. Allah Allah. Yani, yemek yok, bir şey yok. Sadece uzaktan bir gübre atarız. O kadar. O da bir gün. Onun bakımını da yapıyor musun fındık gibi aynı? Yok, biz bir bakım yok. Sadece senede sene gübre atarız. O da bir gün atarız. Fındığın yani. Bakımı var, gübreni kesiliyorsun. Fındık ama fındık daha ucuz yani. Bir şey var baktığında. Fındık hiçbir şey değil ki. Tabii, senede de bir sefer veriyor. Yani bizim o da her zaman bir verdi. Dönem araziden ortalama nasıl diyeyim sana 2,5 ton çay kesersin. O da ne yapar? 10 milyon üzerine ne yapar? İyi para. Biz de onu senede bir kere ancak 10 milyon göremiyoruz ya. Bir dönüm araziden bahsediyoruz. Yok. O da yani bizim evin olduğu yer gibi. He, bizim evin olduğu yer bir dönüm işte burası. Evinle beraber bir dönüm. Yani 10 bin liranın üzerinde bir geliri var. 10, 13, 11 neyse. 10 bin dedi. Ama fındık yok. Buz yaptı, vermez. Yok. Bunu bir şey değil ya. Yani. Şimdi bak havalar çok güzel. Bugün açtı bak havalar. Yine sabah yağmurluydu. Ama şimdi bak kar yağışlı, yağmurlu geçse çok güzel olacak. Bu işin kar yağışı bir de ikinci ayın sonuna doğru bile yağarsa fındık yine yok. Bir de don yaptı. Bir don olacak. Dona vuracak evet. Yine yok fındık. Bizde de don olayı, işsiz olayı meyveleri mahvediyor. Meyveler abi. Evet. Denize yakın olan ama daha kötü. İşte denizden diyorlar bir şey geliyor diyorlar buraya. Hmm. Mesela bizim bu Fas'tan gelen yol buradan. Korgan'dan geliyorsun buraya yine. Buradan aşağı gidiyorsun yine Fas'a iniyorsun. Korgan'a çıkmaya gerek yok da. Bu yolda da. Fıstık gibi. Yeni yapıldı. Çünkü ben dedim ya. Bir insanın yolu öyle olamaz. Yani yol değil ya. Fas'ta yolu değil mi Korgan'a gelirken? Yok, buraya gelirken, oradan geldik ya. Korgan'a çıkarken. Evet, çok viraj. Çok bozulmuş ya var ya. Bozulmadan ziyade bu kadar keskin viraj. Ya biz zahmet. Alalım bir yerden açar. Olsun söylemeyecek. Kız kalk. Yok, yok, yok. Ver bunu. Ben kalmana da şurada ayağımda. Ayak içeride. Allah'ım herkese hayırlı insanlarla karşılaştırsın. Aa, hayırlı arkadaşlarla karşılaştırsın. Bana da dökün bir şey. Tabağına değil mi? Hala ol. İşte buraya diktim. Mandalya şey, kalaha diktim bunu. Arkada bir baktım, bir sene kurudu. Biraz büyüdü, kurudu.
Yok. İkinci sene bu kadar oldu. Bir daha geldim. Yok. Ne portakal var, ne mandalya, hiç bir yok. Şey. Onlar bozuldu. He, bozuldu. Yerini de bulamadım. Yerinden bulamadın mı? Yani yok. Kayboldu. Kökünü gördünüz mü? Yok, hiç görmedik. O zaman kopardı aldılar. Hiç kökü oraya olurdu da. Şimdi tuttu bir tanesi böyle limon bile verdiydi. Verdi diyor, öyle yumurta kadar verdiydi. Ama biz burada yok ki, senelerde yoktu, sahipsizdi burası. O kopardı aldılar onu. Artık bilemeyiz yani. O zaman kopardılar valla. Tabii. Kimsenin günahını alamaz. Kimsenin günahını alamam hani. Köyde zaten burada şey de var, bir yukarı ama var. Ama şimdi o şeyi kuruduğu zaman. Ha, o kolay olup şey olmaz. Mesela. Kuruduğu zaman en az 3-4 sene orada kalır. Yok yok. Tamam, yani onu diyorum da. Kaç senenin üzerine geldiğinize bağlı. Ama yukarılarda var, olanlarda var değil mi? Tabii. Olan yerlerde var. O çatak dediğimiz yere doğru geldik. Hani şey, geçen de Fasıl'dan geldik, gittik geldik onlar. Adamın evinin önünde ne kadar güzel. Onun durması yetiyor burada. Çok güzel. Yani şu portakala kaç kişi, alayım sana portakal diyeyim. Yoğun fener bir anne yok ki. Ne kadar işsiz alayım sana ona dokunma diyeyim. Süs, süs gibi güzel oturuyor. Allah bilir, sen önce çay içmeyi nasip etti bana. Yani. Dedim ki kahvaltıyı beraber yaparız dedim buna. Tamam dedi. Allah'tan bir şey olmazsa ya, geleceğim dedi bana aynı böyle. Ben söz verdim. Ey canım benim. İki elim kanda da olsa canaz olmaz usta. Emine. Bak. Aha bizim YouTube arkadaşımız. Ablamdı bu benim. Merhaba. Merhaba, nasılsın? İyi, çok şükür, çok şükür. Sen nasılsın? Ay kusura bakma. Seni uyandırdım. Yok yok. Yok, rica ederim. Nasılsın? İyi misin? Çok şükür, çok şükür. Aldım bak Gülay Hanım'ın yanıma. Beraber çay içiyoruz hemen. Kahvaltı yapıyoruz. Afiyet olsun. Ben izliyorum ben seni. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İzlemeye devam. Tamam canım. Tamam, görüşürüz. Öpüyorum seni. Sen de iyi bak kendine. İnşallah bir daha sefere sen de gelirsin. İnşallah. Allah nasip eder. İnşallah. Şey getirseydiniz. Burada değil mi? O Gebze'de. Öyle Gebze'de mi? İstanbul'da. Selam söyle hep komşularına bilen çocuklarına. Ben seni yakın oturuyorsunuz yok, sanıyorum. Gebze benim kendi evime yakın. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hadi sağ ol. Sağ ol. Söyledim ona gittim mi? Yani görüştüreceğim seni onunla dedim. Canım benim. Ya ablam bu kanser hastası. Hayır, geçmiş olsun. Sağ ol. Sağ ol. Allah razı olsun. Ya. Abi çay içsin mi? İçmiyoruz abi. Abim bu akşam bugün yemedin. Çay da içmiyor. İçtim daha mı? Çorba yedim dedin tamam da. Kibarlar peş peşe içtiğin olur seni. Biz günde 20 var da sen söyle ya. Yine çay demleriz. Çay. Orada yakarım sen abi. Yok, boş ver ya. Sen rahatına bakabilir biz sizi görmek için. Vallahi öyle. Olsun, ayakalı. Hiç. Biz böyle onları yapıyoruz. Biz böyle görelim sizi. Çok eğittiniz, çok eğittiniz. Allah razı olsun. Ne güzel konuşmak böyle. Evet. Çok güzel. Söylemiştim o zaman. Ben daha şeyde... Ağustos'ta ben bakmıştım. Böyle bir baktım. YouTube'a de, baktım. Hoşuma gitti. O zaman abone olmamış. Sonra abone oldum. Ondan sonra da diyor bana ki Allah razı olsun melekten. Devamlı kafamı takıyordum. Diyordum ki beni şuraya götür, buraya götür. Artık senin şeyine takıldıktan sonra daha hiç buna bir şey demedim. Otur melek, kalk melek, yat melek. Bana. Hani dua etmişsin. Abiden de dua da almışım bu arada. Evet. Sizden de Allah razı olsun. Evet. Arkadaşlar sizler de dua edersiniz belki. Hepinizden Allah yat razı melek, olsun. Yat kalk melek. Güzel bir şey yani. Dua almak da güzel bir şey. Evet, tabii ben de yaptıklarımla. Ben de bu şekilde böyle. Ya ben daha çok böyle köy şeylerini sevdiğim için. Çok teşekkür ederim. Onun için hoşuma gitti.
arkadaşlar bir çayımızı içmeye devam ediyoruz. Gülay Hanım'la daha muhabbet edeceğiz. Tabii ki çay soframız buz. Daha yemek yiyeceğiz, oturacağız, muhabbet edeceğiz. Bir korgan yapıp geleceğiz Gülay Hanım'la. Ondan sonra Allah'ım nasip ederse saat 3'te de bu videomu yayınlayacağım. İzlemeye devam arkadaşlar. Sesimin gittiği her yere selam olsun. Allah'a ısmarladık.